Ne diyor şimdi Bedül Emali'de? Eli Sünnet'in itikat metinlerinden. Bana inanmıyorsanız Tayyip Bey'e inanıyor musunuz? Tayyip Bey geçen de okudu. Ne dedi? Uşşi Hazretleri'nin dedi. Bedül Emali Kasidesi'nden dedi. Arapçalarını okumadı da tercümelerinden okudu. Büyük bir toplantıda. Anladın mı? Belki bana inanmıyorsunuz belki Cumhurbaşkanı diye ona inanırsınız. Ee olabilir. Bedül Emali Kasidesi değil mi? İmam Uşşi'nin. Ne dedi? Ve İsa sevfe ye'ti sonra yutvi li deccalin şakiyyin di habali. Ehl-i sünnet itikat metin, İmam-ı Rabbani itikatta, müçtehit mektubatta, itikatta kimden alıyor? Bedül bu kasiteden alıyor. Çünkü herkesi bağlar. Ehl-i er sünnet itikadı, maturid itikadı. Burada maturid eşyari fark etmez. Bu konularda ittifak var. İsa yakında gelecek. Deccal'ı bak. Bir beyitte hem İsa Aleyhisselam'ın geleceğine inanmanın şart olduğuna temas ediyor. Hem de deccal var, onu gebertecek diyor. Bir beyitle beraber iki tane ehl sünnette inanılması zaruriyatı diniyeden olan, inkar edenin kafir olacağı mütevatir konuyu metne koymuş mu koymamış mı? Hiç bitti. Öbür okuduğum beyitte de ne diyor? Kabirlerde herkes Rabbimin tevhidinden men rabbüke ve men nebüke imtihana tabi tutulacak diyor. O da akaid akaidin metnine geçene kadar nasıl geçebilir? Ayette olacak, hadiste olacak, mütevatir olacak ki inanmanın mecbur olduğu konular konu efendim akaid metne geç. Muhaddisler manen mütevatir diyor. Ee, akaid ehli ilmi kelam uleması e, inanılması zaruriyattandır diyor. Ondan sonra adam bunları inkar ediyor. Şu anda işte ilahiyatların gün çoğu bunlara inanmıyor. Çoğu yüzde sekseni inanmıyor. Yüzde sekseni reformist dediklerimiz Abduhçular, Afganiciler, Reşit Rızacılar, Fazlur Rahmancılar. Ondan sonra işte o, ne kadar o tayfa varsa. Bunlar hiç bunlara inanmıyor. E çoluk çocuk bundan ne kaldı dersleri bunlar veriyor. Ha işte o zaman vellezine okullar ki amenu iman der. Allah Vaadallahu lezine. Allah o kullarına vaat etti. Söz verdi. Şimdi, müjde çok güzel. Bu müjdeler kime verildi? Bununla kimler amel etti? Kimler o müjdelere nail oldu? Biz müjdelere niye nail olamadık? Gazze yanıyor. Biz niye aciz kaldık? Dünya Müslümanları niye bir şey yapamıyor? Hepsi burada. Bu ayette. Çünkü iki şart yerine gelmeden üç müjdeden bir tanesi bile tahakkuk etmez. Daha biz nerede takıldık? Müslümanlarımız solcular, komünistler, kemalistler ne kadar ist varsa hepsi ateistler, deistler hepsi bu millete niye kızıyor? Başörtülere, işte sakallılara veyahut da İmam Hatip'tekilere, ilahiyattakilere niye onlara kızıyor? Gerici diye, yobaz diye, şerahçı diye, Halbuki bilmiyorlar ki başı kapalı olan, hatta bazı çarşaflı olan, bazı şalvar cübbeli olan ve birçok İmam hatta, hatta okuyan okutan kimseler ehli sünnete göre itikatta inanılması gereken şeylerin bazılarını inkar ediyorlar. İman tecezi kabul etmez, bölünme ya gelmez. O zaman ne olacak? İşte daha imanda takılmış bir ümmet 73 iki fırka sapık 73'ten biri el sünnet 72 sapık fırkanın her birinin temsilcileri bulunur. Şu anda yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki hariciler temsilcileri IŞİD, Selefiler. Şu anda aynı temsil ediyor. Mutezile. Mutezilenin temsilcisini mi arıyorsun? Ankara İlahiyat İlmi Kelam Dalı Başkanlığı. Resmen mutezile. Allah Allah. Alın yazısı yoktur diyor. Kader yoktur diyorlar. Yüzde seksen inkar ediyor. Daha amentü gitmiş ya. Daha amentü gitmiş. Ama hoca ben de nüzülü mesih amentüde yok ki. Diyemezsin. Kabir azabı amentüde yok ki. Yanlış konuşuyorsun. Çünkü neden? Amentü billahi. Ve melaketi ve kütübihi kitaplara iman diyorsun. Bizim kitabımız ne kıyamete kadar baki kalacak Kur'an. Kur'an şeriatı. Üzülmesi Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor mu? Ediliyor. Kaç yerde beyan ediliyor? Kabir Azab beyan ediliyor mu? Ayetlerini okudum evvelce. Beyan ediliyor. Kaç ayette delil var kabir azabına? Ondan sonra Efendim Ve rusulihi Amentü'de ne var? Rasullerine iman var. E Rasullerine iman ne demek? Bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. E ona iman edeceğiz. Neyine iman edeceğiz onu? Getirdiği sünnete, hadis-i şeriflere, Kur'an'a ve sünnete iman edeceğiz. Ne demek yani? Ben Peygamber'e inanıyorum. Şimdi caner ı Taslaman'a sorsan Peygamber'e inanır. Ama hangi hadisi okusan yok böyle bir şey diyor. Peki bu peygamber 23 sene hiçbir şey konuşmadı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sayı kaynaksa sayı kaynak al." Buhari Müslim hepsini okuyorum. Benim bir şey olmaz. Akla uymuyor, mantığa uymuyor. Peki sen peygamberin nesine iman ettin? Ya yani, Resullerine iman ettim ne demek? Peygamberler çok ahlaklı olurlar. Doğru. Peygamberler hiç yalan söylemezler. Doğru. E zaten yalan söylemediği için biz de inanmak zorunda kalıyoruz. Yalan ihtimali yok. E bu kadar beyanda bulunmuş, ben onlara inanmıyorum. Peki senin peygambere imanın ne? Nesine inanıyorsun? Muhammed diye bir adam varmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Çok iyi adammış. Çok iyi adammış. Çok merhametliymiş. Çok. Bu kadar. Bir de Kur'an getirmiş. Tamam. O kadar. E, Kur'an diyor ki Resulüme itaat edin. Resulümle verdiği sağlığın. Hadisler karışmış. Hadisler korunmamış. Hadisler sonradan yazılmış. Bu kadar yalancı sahtekarlık olur mu ya? Bu kadar sahabe, 124 bin sahabe bunu dinlemiş. Hepsi birbirine vaat etmiş. Nerede sonradan yazılmış? Efendim sallallahu aleyhi ve zamanında da Abdullah bin Amr bin As izin aldı yazmaya. Ya. O da hadis-i şerifte var. Dedi ya Resulallah dedi yazıyordu. Sahabe-i kiram dediler ki, şimdi her şeyi yazma dediler. Niye? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir beşerdir. Ayetse yaz, Allah'tan geldi. Ama dediler, kendi kelamlarını hepsini yazma. Çünkü neden? İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşeru yetekellemu fil gazabı ve O da bir insandır dedi yani. Bazı sinirlenebilir bir şeye. Öfkeliyken de konuşabilir. Mutluyken de konuşabilir dediler. Ya dedi siz dedi, şimdi benim kafamı karıştırdınız ha. Ama o zaman sorun yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ. Gitti. Dedi ki ya Resulallah ben dedi senin ağzından çıkan her şeyi yazıyorum. Bu bazıları da bana dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki sinirlendi bir şey söyledi kardeşim her şeyi yazma dediler. Ben de sana soruyorum dedi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi çocukken ta 11-12 yaşlarımda ilk olarak kimden duyduğum rahmetli Şeyh Hızır Efendi hocamdan dedim. Onun derslerinde çok bulunup çocukken. Allah kabrini nuruz. Derecesini âli Büyük veliydi. Böyle anlatırdı. Tabii sonradan kitaplarda görünce hiç işte, sanata çok evvelden hatırlayınca o efendileri de rahmet okumak aklımıza geliyor yani kabirleri nur olsun. Ondan sonra şimdi de Bayram hocamızın o mahtumu gelmişti Mahmut Efendi kardeşimiz. Onu da hatırladık andık. Şehit Bayram hocamıza da Allah rahmet etsin. Kabirle nur olsun, dereceleri hali olsun bunlar. Bedel ödemiş Allah için adamlar bunlar. Büyük adamlar. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu böyle. Öktüp. Fenni la kul illa hakka. Yaz. Hızır Efendi Kâbide şöyle der. Yaz. Boğazdan yalan çıkmaz bunu şey yapın, şiar edinin. Yaz, bu ağızdan yalan çıkmaz. Ben haktan başkasını söylemem. Kıssam da doğru söylerim, sinirlensem de doğru söylerim. Ben normal bir vatandaş mıyım dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden uyduruyorsun hadisler kaç yüz sene sonra çıkmış diyor ya. Ya bunlar hiçbir gerçekten bir haberleri yok. Onun için daha vellezine. Allahu, Allah ve söz verdi ama kime? اَلَّذ۪ينَ menu İlk madde iman. Kur'an'a, sünnete, eli sünnete amentü billahi ve melaketi ve kütübi bir rusuli. Rasullerine iman. Neyine iman edeceksin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çok iyi insandı. Bu kadar. Postacı mı bu ya? Çok iyi insan. Peki kabir azabı var dedi. İnanmaz, inanman gerekmiyor. Anlatmayalım da güldürmeyelim. Laflara bak ya bir Müslümanın konuşacağı laflar mı bu? Deccal var. Ya şimdi milletin kafasını karsın. Çoluk çocuk şimdi deccal meccal. Ya hadis-i şerif bunu anlatın diyor ümmetime diyor. Sakındırın diyor. Beş vakit namazına bundan sakınma duası öğretmiş. Alimler demişler ki bu duayı okumayanın namazı kabul olmaz demişler. Selam vermeden önce dört şeyden Allah'a sığının diyor. Birisi deccal. Nerede yaşıyorsun sen ya? Amentü'de yok ki. Nasıl yok? Resullere iman var mı? Var. E Resulullah'ın buyurduğu hadisler, sahih ve mütevatir olan hadisler bağlar mı bizi? Bağlamaz olur mu da? O bağlamazsa zebaniler bağlar cehennemin dibinde. Resullere iman ne demek? Peygamberin buyurduğuna iman Öbür türlü peygamber çok doğru dürüst bir adamdı. Bu kadar mı yani? Allah bunu için mü gönderdi yani? Niye o zaman buyurdu ki ve ma Rasulü Resulüm ne verdiyse alın. Ve mane neyi yasak ettiyse sakının. Sen bugün altın yüzün, altın zinetinin erkeğe yasak olduğunu Kur'an'da bulamıyorsun. Efendim, sakalı usturayla tıraş etmenin yasak olduğunu, haram olduğunu Kur'an'da bulamıyorsun. Daha nice helal haram meselelerini Kur'an'da bulamıyorsun. Değil mi? Büyük abdest yemek. Büyük abdest yemek. Haram mıdır? He? Kur'an'da bulamıyorsun. Hatta Kur'an'da diyor ki, şu ayette geçenlerden başka yenileceklerde haram yoktur diyor. Yani haram bulamıyorum şöyle Habibim diyor. E de ne dedim Caner'e? O zaman sende de nokta nokta ye dedim. Çünkü neden? Kur'an'da olmayan her şey yenirse... Halbuki hadiste bunların haram olduğunu beyan etti, değil mi?